Merhaba arkadaşlar, e, nasılsınız? Evet, bir videoda daha karşınızdayım. Bugün neyi konuşacağız? Öncelikle bir müjde haberle başlayayım. Geçen gün hatırlarsanız, e, TurkGear e, firmasıyla bir video çekmiştik. Ve daha sonra bunun altına e, mesajlarınızı yazın demiştim, yani en azından şirketle ilgili ne düşünüyorsunuz diye sağ olsunlar. E, o zaman 5 tane e, açıklanmıştı. Ama şirket o kadar arkadaşlar şirket demeyeyim aslında genç arkadaşlar diyeyim. Genç arkadaşlar o kadar memnun kalmışlar ki önce bunu ona çıkarttılar, sonra 15, 20, en son 33 tane e, isim seçmişler ve o 33 tane ismi o e, bir tane e, kendilerinin hediye edeceği ürünü kendilerine gönderecekler. Ee, seççilerinin altına bir mesaj bırakacaklar. Onların o bıraktığı mesajı gören arkadaşlarım bu firmanın e, TurkGear firmasının e, YouTube ve Instagram hesaplarına kendi adres bilgilerini gönderirlerse e, onlar da adresine teslim edecekler bu e, hediyelerine. Öncelikle bunu söyleyeyim. E, tekrar Arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hem oraya ilgi gösterip duygularını yazan arkadaşlara hem de 5'ten 33'e çıkartan e, arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum İlginize alakanıza. E, ben hep söylüyorum güzel bir aileyiz e, paylaşmak güzeldir. Hep siz mi bana katkı sunacaksınız her gün buraya gelerek e, bizi izleyerek. E, bizim de elimizden geldiği kadar bu katkıyı sunmakla ilgili görevimiz var. Onun dışında benden devamlı maket isteyen arkadaşlarım var arkadaşlar. Yani maket de bana bir tane falan geliyor. Öyle çok hani yüzlerce maket gelmiyor. Gelirse e, gittiğim yerlerde röportaj yaptığımda ben oradan size yönlendiriyorum. Bundan sonra da öyle bir kampanyam olacak zaten. Önümüzdeki günlerde birkaç yer var böyle. O gittiğim her yerden size en azından beşer tane, onar tane e, hediye e, gönderttirmeye e, çalışacağım. E, böyle bir düşüncem var. Bunu da inşallah hayata geçireceğim. Şimdi o zaman başlayalım mı? Bugün bir video koydum, belki görmüşsünüz. Daha doğrusu e, Savunma Sanayi Müsteşarlığının hazırlamış olduğu, başkanlığının hazırlamış olduğu bir e, videoydu bu. 90'lı yıllarda Türkiye'de fenesesinin e, işte kurulmasıyla beraber tekerlekli değil miyim ama e, paletli e, zırhlı piyade araçları işte geçmişte M113'ler vardı onların yerini yer alacak. Gelişmiş daha çok zırh kapasitesine sahip, ateş gücüne sahip olan sistemler gelmesi bekleniyordu. Bunlar ZMA adına zırhlı muharebe araçları ve ZPT zırhlı personel taşıyıcı olarak iki tip olarak geldi. Daha sonra GZPT diye üzerine biraz daha e, işte makine tüfek yuvası, uçak savar yuvası yerleştirecek yapılmış bir korunaklı bir alanı olan GZPT'si falan da geldi. Ama o zamandan beri e, envanterin büyük bir çoğunluğu bunlar oluşturuyor. Tabii çok şey değişti. Yani e, mayın e, kapasiteleri değişti, zırhlı araçların kendine zırh korumaları değişti. Hatta şöyle söyleyeyim, neredeyse tekerlekli araçlar bu zırh korumasında diğer araçları geçti. E, o zaman zırhlı personel taşıyıcı asıl muharebe alanında, savaşırken Eğer tekerlekli araçlardan daha geri kaldıysa o zaman bir anlamı kalır mı Tabii ki kalmaz o zaman ne yapılmaya karar verildi bunların e, tam anlamıyla bir gelişmesi e, sağlanmaya karar verildi şimdi orada görüyorsunuz Aslında bir çekir yani resmen soyuyorlar ve onun üstüne tekrar baştan e, sıfırdan araç yapıyorlar. Aslında bir gelişme gibi gözükse de bir gelişme e, geliştirme gibi görülse de aslında sıfırdan yapılan bir araçtan bahsediyoruz. Bütün sistemler tekrar yenileniyor. Motorlar, transmisyonları, e, üzerindeki elektronikler, avionikler, e, zırh kalınlıkları, e, oturdukları askerlerin otur, oturacakları yerlerde mayına karşı e, koyacakları e, şeyler, e, sistemler dahil olmak üzere her biri arkadaşlar geliştiriyor. Ve bu gelişim sayesinde sahanın e, zırh koruması istenilen bir alana doğru getiriyor. Ben şeyi söylemeyeceğim. Ne kadarlık bir mayın ve ne kadarlık bir zırh koruması adını söylemeyeceğim. Bu önemli bir bilgidir çünkü. Ama e, geçmişe göre inanılmaz bir yere geldiğini de söyleyebiliriz. Yapan arkadaşlara, e, Aselsan'la beraber üstüne bir tane gelişmiş bir kule kondu şu anda. O kuleyle beraber çok daha güçlü bir atış kabiliyeti kazanmış durumda. Görüyorsunuz, orada görmüşsünüzdür atış kabiliyetini de. Şu ana kadar 150 tane yapılacak. Yani 150 tanelik bir anlaşma izlenmişti. Ama bu 250'lik, 250'lik dilimler halinde bu gelişim devam edecek. Önemli bir gelişim, ordu içinde özellikle saha içinde gerekli olan bir gelişimdi bu. Şöyle söyleyebilirsiniz. Ya arkadaşlar hani e, bu kadar çok zırhlı birlikler vurulurken artık yani buna yatırım yapmak zorunda mıyız? E, arkadaşlar sahada piyadenin önemi azaldığını söyleyebilecek olan kimse var mı? Yok. Yani piyadenin girmediği hiçbir alan aslında tam anlamıyla ele geçirilmiş sayılmıyor. İşte son zamanı gördünüz. En fotoğraf karesini kim çekiyor? Sahadaki ayağını basan asker çekiyor. O zaman askeri koruyacak kadar güçlü ve ona ateş destek, desteği sağlayacak kadar güçlü silah taşıyan sistemlere sahip olmak zorunda. Bu vazgeçilecek olan bir şey değildir. Yani vuruluyor diye o zaman uçaktan vazgeçeceksiniz. Uçaklar da vuruluyor. En son savaşta görmediniz mi? Bütün uçakları patır patır vurdular. Yani Ruslar e, müthiş bir uçak kaybettiler. Tank sayısının kadar demeyelim tabii ama kendi envanterine göre büyük bir uçak kaybettiler. Yani o zaman vuruluyor diye ondan da mı vazgeçeceksiniz? Yok. E o zaman SİHA'yı da vuruyorlar. O zaman SİHA yapmaktan mı vazgeçtiniz? Yok. Bundan ne elde ettiğiniz çok önemli. Ve bu vazgeçilmez bir şey mi? Bence vazgeçilmez bir şey ve hala böyle devam edecek arkadaşlar. Evet. Onun dışında e, Geçen gün televizyonda da söyledim. Hava, e, Soç e, önemli bir etkendi demiştim. Bunu e, hayata geçirdiler. Aralık ayı çok önemli bir ay. Ee, onu söyleyeyim size. Ee, Türk Silahlı Kuvvetleri bazı e, envantere gelecek olan yeni silah sistemlerinin son testlerini yapacak ve arkasından da 2023 yılında artık seri üretime geçecek. Bunların bir kısmı hava savunma sistemleri, e, bunların bir kısmı e, işte havadan havaya atılan füzeler ve bunların bir kısmı da işte testleri devam eden Deniz araçlarıyla kara araçları. İşte hepiniz görüyorsunuz Anadolu çok maksatlı amfibi gemi daha sahaya girmeden birçok uluslararası metinde bir kuvvet çarpanı olarak geçmeye başladı. Bana bunu geçen gün birisi sordu. Yani televizyonda konuşmadık ama... Ya nedir dedi bu kadar çok hani konuşuluyor bu e, sonuçta bir tane gemi ne olacak bir gemiyle biz ne başaracağız İşte Amerikalıların onlarca uçak gemisi var yani biz bir tane uçak gemisi bile olmayan bir gemiyle ne yapabiliriz? Ya yani dedim ki arkadaşlar şimdi mesela geçen sefer Libya'da e, bir durum gerçekleşmişti ve siz bu bölgeye bir kuvvet göndermeniz gerekecek yani hava desteği yakın hava koruması, birliklerinizin lojistiği, işte birliklerinizi takviye edecek, birliklerinizle beraber işte bir bölgeyi koruyacak. Bir tabur asker, bazıları için çok küçük bir kuvvet olarak gözükebilir ama eğer iyi donatılmışsa ve ekipmanları ve malzemeleri ve silah sistemleri ve hava desteği varsa sıkı bir birliktir onu söyleyeyim yani. Ee, şeyi düşünün Ukrayna Savaşı'nda e, şehri savunan iki tane tabur e, kalmıştı sonunda. Ve o iki tabur neler yapabildiğini gördünüz. O yüzden hani e, çok küçümsememek lazım. Yani birliklerin sayılarından öte birliklerin eğitimini e, donanımlarını ve hangi amaçla gittikleri de çok önemlidir. Bunların her biri ee, kuvvet çarpanıdır. Şimdi, taarruz helikopterlerinin, helikopterlerin, e, topçu desteğine, karada konuşlu, hava, işte denizde konuşlu e, deniz kuvvetleri toplarının, e, ondan sonra sihalarla ve kızıl elmayla hava kuvvetleri desteğinin verildiği bir e, yeri düşünün. Yani ne kadar yıkıcı bir etki edebileceğini düşünün. Bir kuvvet çarpanı mı şimdi söylediğimde? Evet bir kuvvet çarpanı arkadaşlar ve bunu böyle değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Bu şimdi son testlerinde 2023'te o da teslim olan envantere gelecek en büyük donanma gemimiz. Bugüne kadar böyle bir gücümüz yoktu. Artık bir kuvvet çarpanımız olarak bunu söyleyebilir ve zikredebiliriz arkadaşlar. Onun dışında neler gelecek? Geliyor ve gelmeye devam ediyor. Yine soracaksınız. Buna Yunanlar da eleştirmişler. Hatta dalga geçmek için ya Altay tankları vardı, onları ne yaptılar diye sormuşlar. Ya şey çok ilginçtir. Hani bazı Yunanların yaptığının aynısını Türkler de yapıyor. <laughs> Türkler dediğim yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından bahsediyorum. Onlar da yapıyor. Altı at tankın ne oldu diye alaycı bir tavırla soruyorlar. Doğrudur arkadaşlar. Yani motor konusu önemli bir konu mu? Çok önemli bir konu. Ee, eğer bu kadar önemsiz bir konu olsaydı herkes zaten çatır çatır motor yapıyordu. Herkes tank yaptıktan sonra motorunu da güç aktarım sistemlerinde yapmayı başarıyordu. Ama Güney Kore'de uzun yıllardır Almanya'dan almaya devam etti. Hala şu anda Alman lisansı altında bir motor ve sistem geliştirdi. Yani o kadar kolay bir şey değilmiş yani ki Güney Kore bu konuda e, birçok motorun üretilmesi konusunda önemli bir ülkedir ama uçak motorunu e, F35 de kullanılan e, motoru seçti kendi e, TF kendi e, yaptığı dört buçuküncü nesil savaş uçağı için de yine onun seçti yani kendi uçak motorunu yapamadı. Mesela şimdi SİHA alımını konuşuyorlar Türkiye'den SİHA almayı konuşuyor. Güney Kore, İtalya gibi ülkelerin e, Türkiye'den siyah talebi olduğu söyleniyor. Demek ki o kadar kolay değilmiş arkadaşlar. Her şeyi herkes yapabilme kapasitesine sahip değilmiş. Belli bir zaman güç ve bunun için nakit ayırmak gerekiyormuş. İşte Fransa ile Almanya e, F-35 daha doğrusu bizim MMO e, gibi F-22 gibi bir uçak yapmaya çalışıyor. Büyük sorunlar var ve yapıp yapmama konusunda şu anda askıya almış durumdalar. Siha yapmayı eee askıya almış durumdalar ve biz bu arada jet motorlu e, insansız savaş uçağı yapmak üzereyiz. Demek ki arkadaşlar ki bunlar uçak yapan ülkeler yani Fransa'sı, Almanya'sı, İtalya'sı, İngiltere'si bunlar uçak yapan ülkeler arkadaşlar. Abartmayalım. Uçak motoru yapan ülkeler. Demek ki hiçbir şey o kadar kolay değil bir zaman gerekiyor, bir e, süre gerekiyor. O sürenin sonucunda da ne olacağını göreceğiz. Ama ben şunu söyleyeyim size, gittiğim yerlerde, gördüğüm yerlerde e, kırılma anları var diyordum hep size. Savunma sanayinde kırılma anları vardır. Türkiye bin kilometrenin üzerinde e, uzun menzilli, e, artık orta menzilli balistik füze. E, Türkiye artık e, yüksek irtifa hava savunma füze sistemlerine, artık bütün tank savar füzelerine, artık e, dikine fırlatma sistemlerine, bütün hava savunma sistemlerini yapabilme imkan ve kabiliyetine sahip. Helikopter yapma kapasitesine de ulaştı. SİHA'ların tamamını yapma kapasitesine de ulaştı. Deniz kuvvetleri için müthiş bir birikime ulaştı. Bu denizaltılar içinde birikime ulaştı. Oradaki bazı teknolojik kırılımlar vardı. O teknolojik kırılımları da açtı. Artık bundan sonra artık menzil, kabiliyet, hız ve e, maliyet hesaplarıyla artık yeni ürünler görebiliriz arkadaşlar. Ona göre hepiniz hazır olun 2023 böyle e, arka arkasına. Hem sivil sektörden hem de e, vakıf şirketlerinden hem de devlete ait olan makine kimyanın yeni ve askeri fabrikalardan yeni ürünlerin seri seri e, arka arkasına yayınlandığı hatta artık maket toplamaktan vazgeçeceğim benim gibilerin maket toplamaktan vazgeçi sağamıyoruz çünkü. E, arşive, arşive koyacak şey kalmadı yani maketleri koyabileceğim yer kalmadı geçmişte aman bizim de uçaklarımızın maketlerini nasıl koyacağız, silah sistem nasıl koyacağız diye düşünürken şimdi koyacak yer bulamamız endişesi bizi bu noktaya getirdi. Allah bugünleri gösteren ve bunlara her türlü emeği veren mühendisinden, siyasetçisine, iş adamından, askerine, bürokratına, gönül veren vatandaşına, bunun için dertlenen insanlara herkese teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.